Merhabalar, Kınar Eller Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı 3 ilmekten oluşuyor. 3, 3, 3 şeklinde taktıktan sonra 2 tane de kenar ilmeği ilave edelim. Ve modelimin kurulumuna geçelim. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örüyorum. Bu şekilde şöyle hemen sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelimi ister yazlık ister kışlık her türlü örgüde kullanabileceğiniz bir örgü modeli. İnce ip kalın şiş kullanaraktan yazlık bir örgü elde edebilirsiniz. İsterseniz de kalın bir örgü elde etmek istiyorsanız şişimizi ince, ipimizi kalın kullanaraktan kalın bir örgü elde edebiliriz. Modelim hem bebek örgülerinde hem bay hem bayan örgülerinde ve genç örgülerinde de kullanabileceğimiz bir örgü modelimiz. Tekrar örgümün diğer tarafına geldim ve kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonraki ilmeğimi düz örer şekilde ördüm ve şişimden çıkarmadım. Tekrar ikinci ilmeğimle birlikte aldım 2 ve tekrar üçüncü ilmeğimle birlikte düz örer şekilde ördüm ve şişimden çıkardım. Yine aynı şekilde ilk ilmeğimi düz örer şekilde ördüm, şişimden çıkarmadan ikinci ilmeğimi ördüm ve yine üçüncü ilmeğimi de birlikte ördüm ve şişimden çıkardım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. 1 2 3 1 2 3 ve son 3 ilmeğimi de ördüm ve kenar ilmeği. Ve kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra ilmeklerimi şu şekilde değil. Şu şekilde şöyle yandan girerekten ilmeklerimi düzelterekten 3 ilmeğimin içerisinden 3 ilmek çıkardığım için şu şekilde aldığım zaman ilmeğimde kıvrılma olabilir. Siz de alma yönünüze göre bu şekilde alabilirsiniz ilmeklerinizi. Benim alma yönüm farklı olduğu için şöyle aldığım zaman kıvrılma olduğu için şu şekilde soldan sağa doğru girerekten ilmeklerimi düz örüyorum. Bu sırada da bu şekilde devam ediyoruz. Bütün ilmeklerimizi düz örer şekilde örelim. Sıra sonuna kadar. Ve son ilmeklerimi de ördüm ve kenar ilmeğim. Hemen şöyle ipimi uzatayım. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Ve kenar ilmeğimden sonra burası modelimin birinci kurulumuydu. Tekrar modelimin ikinci kurulumuna. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir ilmeğimi düz ördüm ve şişimden çıkarmadan ikinci ilmeğimi. Tekrar şişimden çıkarmadan üçüncü ilmeğimi ördüm ve şişimden çıkardım. 1 2 ve 3. Örgümüzün ön yüzünde bu şekilde örüyoruz. Şişimizden çıkarmadan tek tek ilmeklerimizin içerisinden 3 ilmeğimizin içerisinden 3 ilmek çıkarmış oluyoruz. Bu şekilde birinciyi ördüm. İkinci ilmeğimi örerken yine öndeki birinci ilmeğimle birlikte ikisini birlikte örüyorum.
Üçüncü ilmeğimi örerken ve üçünün içerisinden örüyorum. Bu şekilde tekrar şişimden çıkartıyorum. 2 3 ve şişimden çıkardım. Son modelimi de uyguladım. Hemen şöyle şişimden çıkardım, düzlüyorum. Ve üçüncü ilmeğimi de ördüm. Ve kenar ilmeği. Tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Ve sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Yine şu şekilde hatırlatmak için soldan sağa doğru girerekten ilmeklerimi düz örüyorum. Ben bu modelimde ipim biraz kalın, şişimi ipime göre biraz ince kullandım. Ama az önce de söylediğim gibi şişimizi kalın, ipimizi ince kullanırsak yazlık, baharlık bir örgü elde edebiliriz. Sizinle birlikte bu şekilde iki tane modelimi uygulamış oldum. Şöyle ve hemen tekrar modelimin büyük halini sizlerle paylaşayım. Modelimin büyük hali bu şekilde. İki yönü de aslında farklı güzel modelimin. Benim iki tarafı da hoşuma gitti. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.